Dehirlerin ismi orada farklı, onlara göre farklı, onun bir sınırı var. Yani zihninde bir co coğrafi bir muhayyile, coğrafi bir hay hayal. Dehaş'tan tamamen farklı. Farklı. Yani şey olarak aynı teorik olarak ama içerik olarak, ampirik olarak farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bununla da birleşince birdenbire genişleyen, adam devşirmesi son derece kolay olan bir örgüte dönüşüyor. Peki bunun kolaylaştırıcı, tetikleyici unsurları ne? Tabii ki Dehaş. DAEŞ'in ortaya çıkmasıyla birlikte aradıkları düşmanı buluyor bu sefer. Yani hatırlarsın şimdi şey açısından baktığımızda, Pekka açısından baktığımızda işte Türkiye'dir asıl şey. Asıl yani düşman değil mi? Tırnak içerisinde Türkiye olarak görülür. da birlikte ortak bir düşman yaratılıyor adeta, inşa ediliyor ve bu bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de işin içerisine girmesiyle muazzam bir e, genişleme imkanı buluyorlar. Tabi artık işte maddi kaynakların artmış olması, petrolün kontrolünün ele geçirilmiş olması, uluslararası bir kabule doğru, uluslararası bir kabule doğru değil mi? Fransa'da ağırlanmalar, Amerika'ya gitmeler vesaire. PYD'yi çok farklı bir örnek yapıyor. Tabi aynı şey moda şeye. kreatörlerine işte kıyafetlerin ilham verip kesinlikle yani panisteki sokaklarda ya da der, moda dergilerinde biliyorsunuz şeyi atlamışım mesela sizin kitabınızda gördüm <laughs> mariklerde YPG'nin çocuk savaşçılarının tabi e, yaz yaz kampı gibi sunulması sunulması yine bir başka bir moda başka bir zincirin mağaza zincirinin biliyorsunuz kataloğuna girdi kataloğuna girdi, Sonradan çıkarmak zorunda kaldılar. işte Türkiye'den gelen baskı. Ama bir taraftan vesaire. da o da yani mesela DEAŞ kendi sahasında batıda karşılığı olan mesajları bulup gönderebiliyordu reaksiyon veya evet. aksiyon olarak. Bu da YPG'de işte feminizm üzerinden feminizm mesela üzerinden bir söylem gitti. geliştirip bir de Batı mesaj kendini kendini Orta Doğu'da yeniden sunma, pazarlama imkanı buldu. Yani gülümseyen yani, kadın tabii savaşçılar. Kadın, kadının ön plana çıkması, demokrasi lafının sürekli kullanılması, radikal demokrasi seküler gibi. Olması. Seküler olması. Seküler Tabii bu en başta ortaya çıkan şeydi. Ve, değil mi? Ve şeyi görmedi. Batı e, bu e, unsurlar, bu argümanlar yüzünden asıl PYD bir PYD-PKK bağlantısını görmeyi tercih etmedi. İki, PYD'nin yapıp ettikleriyle ilgilenmemeye başladı. Peki ama bir, bir yandan sonra. da bir sürü uluslararası örgüt bu çocuk savaşçılarla ilgili... Gerçekten yayınladı. minnacık çocuklar, evet rapor yayınladılar, telin ettiler. Fakat onun da tedavülde geniş geniş konuşulmadığını ya konuşulmadı gördük. ve orada tabi şimdi şöyle bir karşılaştırma yapıldı. Daş PKK. Şimdi böyle bir karşılaştırma yapınca aslında ikisinin birbirinden bir farkı yok. Nasıl temel çocuklar olarak. bizim değil? Tabi zaten o yani Orta Doğu'da ölümün istisnalaşması şey kalıcılaşması gibi bir durum söz konusu. O başka bir tartışma gerçi ama. Yani Normalleşiyor artık. Söyleyin, yani yok, ilk yani ilk şu, ölüm. yani şöyle, şimdi Orta Doğu coğrafyası şiddetin, ölümün, istikrarsızlığın, adaletsizliğin bütün modernitenin ürettiği aslında e, unsurların, yani negatif unsurların istisnai bir şekilde orada yaşanabileceği bir yer. Çünkü Orası birinci ve normal. ikinci Dünya Savaşı'nın aynı zamanda devam ettiği Tabii bir yer. Tabii ki. Yani dolayısıyla Batı Orta Doğu'yu bir tür yani istisnai bir coğrafya olarak görmeye başladı. Ya yani öyle bir yer var ama öyle bir yer orada uzakta ne olsa ama ne mi? o orası önemli değil. Önemli olan bunun batıda olma olmaması. Çocuk savaşı asla kabul edilmez ama orada olabilir. Çünkü bunun bir şeyi yok. Uluslararası normla evet, bağlantısı yok. Arap çocuğu, yok. Kürt çocuğu hiç önemi yok. Hep söyleyebilirim. Yani dolayısıyla e, PYD, PKK açısından bir tür görmezden gelinen süreç başladı. Ama halbuki baktığımızda yani DH ne yaptıysa PYD aynısını yaptı aslında. İlk başlarda 2012'den 14'e kadar bütün Kürt muhalefetini ciddi manada elimine etti. Bunu birkaç türlü yaptı. Birincisi önce göçe zorladı. Yani biz şimdi PYD'den bahsediyoruz. PYD dışında onlarca başka siyasi parti var bölgede, başka siyasi aktör var, başka ideolojik temelli, kendisini PKK ideolojisiyle bağlantılandırmayan aktörler var, toplumsal hareketler var. Bunları dışarı gönderdi, zorla göç ettiler. İkincisi gitmeyenleri tehdit etti, ee, ikna olmayanları öldürdü. Açıkça onlarca suikast yaptı, onlarca ev bastı, onlarca insanın Kaçıp malına bir sürü el, bir insan el koydu. Oldu. Yani evet, dolayısıyla gelen tabii, oldu. Yani 300 bin Kürtten bahsediyoruz. Yani bugün PYD'nin kontrol ettiği bölgelerde ayrılmak zorunda kalan. Dolayısıyla o da kendi düzenini inşa etmek için DEAŞ gibi tıpkı DEAŞ ne yaptıysa aynısını yani yöntemsel olarak aynısını. Şimdi belki yaptım. orada hatırlatın nasıl o e, yani Şiilere karşıymış gibi çıkıp Tabii. en sonunda e, yani sanki diğeri meşruymuş gibi oluyor ama ama en azından kendi ifadesiyle ona karşı gibi çıkmış. Sonra Sünnilere yönelik de aynı şiddet eylemlerini oynayan, gösteriyor. Biat etmeyeni, yanında olmayan herkes tehlikeye açık yani ve tehdit. Yanında olmayan, sana karşısında katılmayan, olan. karşısında olan herkesi Tıpkı ya bizdensiniz PYD, ya onlardansınız. Aynı. Daha aynı doğrusu şey bu tip aktörlerin şeyi bu ee, izlediği yollardan yani şimdi... biri mi bu.